İzmir'in Ege'den Türkiye ve dünyaya açılan tek televizyonu TV35 ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta İzmir'imizin Şirin ilçesi Kiraz'ın hem genç hem kadın belediye başkanı Sayın Saliha Özçınar konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum inşallah. Başkanım, 2 yıldır uğraşıyoruz ama torpil gerekiyormuş sanırım. Seher Hanım'ın, sevgili program müdürümüz Seher Hanım'ın sayesinde sizi Menderes Fırtınası'na konuk edebildik. Bu torpil için Seher Hanım'a teşekkür ederek programı açmak istiyorum. Ben Seher Hanım'a buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bir kadın dayanışması görüyorum. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Aslında tabii ki hani bunu feminist bir yaklaşım olarak algılamayın. Tabii ki değil ama Seher Hanım'ın payı çok büyüktür. Öncelikle o ön ayak oldu. Buradan bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ben neticeye bakıyorum. Neticeten Kiraz'ımızın belediye başkanı. Kendisine senin. Çok teşekkür ediyorum. Tabii İzmir uzak olunca hani sadece size özgü aslında bir şey olarak algılamayın. Evet. Yani İzmir'e gelip gitmek biraz zor olduğu için aslında böyle aksaklıklar oldu ama Seher Hanım'a tabii ki teşekkür ediyorum. Evet, Kiraz benim halam da Kirazlıdır ve 90'lı yıllarda hatırlıyorum. Biz garajda iner, çay yolu boyunca Ceritler Köyü'ne yürüyerek giderdik. O dönemlerden Kiraz benim için çok önemli bir yer ve Kiraz halam derdik. Yani halam demezdik ama Kiraz halam derdik mesela. Güzel bir tabir. Evet, o yüzden Kiraz'ı çok önemsiyorum ve ben kendim de Ödemişli olduğum için özellikle istemiştim ve çok teşekkür ediyorum. Öyle ben de olsa böyle ederim. De olsa buradasınız. Hemen geçtiğimiz gün ilçenize gerçekleştirilen ziyaretle başlamak istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in hem Beyda hem Kiraz hem Ödemiş, bugün de Bayındır'da bir takım programları oldu. Sizin ilçenizdeki ziyaretleri değerlendirdiğinizde bize neler söyleyebilirsiniz? Tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı Kiraz'la görmek ya da dertleriyle ilgileniyor olarak görmek güzel bir şey. Artık 7. yıl belediye başkanlığımız. Bundan önceki 5 yıl öncesi Aziz Bey'in de programlarını biliyoruz. Tunç Bey'in de programları devam ediyor. Halkımızın yanında olması ya da halkımızın birebir taleplerini dinleyebiliyor olması güzel bir şey. Ben buradan tabii şunu ifade etmek isterim ki sanki hani Büyükşehir Belediye Başkanı geldiğinde işte sıkça karşılaştığım soru olduğu için burada size açıklamak istiyorum. İşte karşılanmadığı, görüşülmediği ya da irtibat kurulmadığı şeklinde bazı şeylerle karşı karşıya kalıyoruz söylemlerle. Bu kesinlikle siyasi algılanmamalı. Çünkü ben Aziz Bey'in bütün programlarına sağlam el verdiğince ya da eğer vaktim müsaitse mutlaka siyasi program dahi olsa mutlaka karşılamışımdır ya da programlarına eşlik etmişimdir çoğu zaman. Ama bu dönemde bir takım aksaklıklarımız var. Programların bize ulaşmaması ya da benim haberimin olmaması, akabinde programa eşlik edememek gerçekten üzücü bir durum. İki gün önceki olayda da özel kalemim geç saatlerde bir program ulaştığını söyledi. Program saatlerine baktık, akışı bizimkiyle son dakika olduğu için sabahki programımızla örtüşmüyordu. Gün içerisinde özel kaleminden işte Aziz Bey'i belediyeye davet etmek için bir randevu talebimiz olacaktı Tunç Bey'den. Evet. Daha sonrasında aradık. Fakat meşgule atıldı. Bir türlü tekrardan irtibat kuramadık. Bir gün önce size program geldi. Tabii bir geldi. Gün önce saat akşam 10-11 sularında geldi program. Ama sizin de bir programınız vardı. Vardım. Ama bir kesiştirme için aradınız, aynen, ulaşamadınız. Aynen. Sanki bu böyle bir algıymış gibi işte büyükşehir toplantılarına katılınmıyormuş, şu olmuyormuş, bu olmuş. Bütün gelen basına da aynı şeyi söylüyorum. Özellikle Kiraz'a davet ediyorum. Geldikten sonra siz Ödemişlisiniz belki çok hani anlamıyor olabilirsiniz ama gelenler diyor ki evet haklısınız başkanım, yani gelip gitmek ciddi manada zor iş. Çünkü gününüz bitiyor, bütün gününüz ölüyor ve ayrıca biz hiçbir zaman siyasi ayrım yapmadık. 3 tane büyükşehir meclis üyemiz var bizim İzmir'de. Belediyemizi, ilçemizi orada temsil edebilen AK Parti grubu, MHP grubu ve CHP grubundan 3 tane meclis üyemiz zaten orada. Herhangi Kiraz'la ilgili bir durum olduğunda mutlaka bize bilgi veriyorlar. Ki bütçe görüşmelerinde gitmeye çalışıyorum. Bu sene Covid'den dolayı zaten katılamamıştım. Orada da beyan ettik. Ama meclis üyelerimiz en iyi şekilde zaten Kiraz'ı orada anlatabiliyorlar, temsil edebiliyorlar. O yüzden hani bunu böyle sanki yanlış anlaşılmaymış, kasıtlı olarak o programlara katılmıyormuşum tarzında yaklaşım var. Bunu daha önce ben Tunç Bey'e de kendisine ilettim. Yani ilçeye geldiğinde haberim olmadığında ona eşlik etmem ya da karşılayabilmem maalesef ki söz konusu olmuyor.
Bir gün inşallah, inşallah. Bu aradaki diyaloglardaki yaşanan problemler çözülür ve inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve Kiraz İlçe Belediye Başkanı'nı birlikte alanda sahalarda görürüz. Kiraz halkının geleceği, Kiraz halkının istikbali için. Hemen ben şununla devam etmek istiyorum Sayın Başkanım. Ekim ayında resmi gazetede 7253 sayılı bir yasa maddesi yayınlandı. Ve bu yasa maddesinin içinde 10. maddede bu daha önceki 2012 yılında çıkan Büyükşehir yasasını etki eden bir madde var. Orada da diyor ki, yani daha önce köy olup da 2012'deki yasa gereği mahalleye dönüşen yerlerin kırsal alan statüsü alabileceğine yönelik bir ifade var. Bu yaklaşık 2 haftadır da gündemde. Hatta Tunç Bey hem Kiraz'da hem Beydağ'da hem de Ödemiş'te bu konuda bir hayli bir gündem yaptı ve konuştu. Nasıl başvurulacağı şeklinde. Şimdi Kiraz'da sanıyorum 56 mahallesi olan ve bunun 52'sinin daha önce köy olup mahalle daha statüsüne geçen yerlerden oluşuyor. Bu anlamda bu konuda hiçbir çalışmanız oldu mu? Bununla ilgili nasıl bir aksiyon alacaksınız? Şu an bütün ekiplerimiz zaten yasanın üzerine, yasanın tek tek içeriğiyle ilgili çalışmaları evrak üzerinde devam ediyor. Evet. Sahada da çalışan arkadaşlarımız var. Tabii ki bizde kırsala dönüşen fakat yapı itibariyle biliyorsunuz bizim işte Hisar Mahallesi'dir, Şemsiler'dir, buralar merkeze aslında daha yakın bölgeler. Evet. Bununla ilgili iki formül üzerinde bir çalışmamız söz konusu şu anda. Yeni bir imar çalışmamız söz konusuydu bununla ilgili de. Merkez mahallesi statüsünü alabileceğimiz köyden mahalleye dönüşen yerlerle ilgili. Bunlar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Yasa taslağı zaten önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıktığında biz de vatandaşımıza paylaşmaya başlayacağız inşallah. Çünkü biliyorsunuz sizin de bölgenizde ya da işte Ödemiş'te, Beydağ'da köylülerin ortak sorunu ya da muzdarip olarak dile getirdikleri ortak sorunu su fiyatlarının oldukça yüksek oranda olması. Bunun yanı sıra kent merkezindeki yapılaşmayla yine köy merkezindeki yapılaşmanın aynı harç ve bedellere tekamül ediyor olması konusunda sıkıntılar vardı. Ve bununla ilgili ciddi bir indirim ve muafiyetler söz konusu. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor. Devam edecek. Zaten biz hani köylerimizden mahalle statüsüne dönüşen birçok alanımız da imar anlamında zaten bir meclis kararıyla işte tip projeler ücretsiz şekilde biz vatandaşımıza vermeye başlamıştık bundan 7 yıl öncesi. Evet. Halen devam eden bir projemiz. Tabii sadece imarla bitmeyecek. Vergisinden tutun da su fiyatlarına kadar Büyükşehir'i de kapsayacak. İnşallah Büyükşehir'in tabii ki ekipleriyle beraber bizim ekipler, çevre şehircinin de tabii ki ekiplerinin bulunduğu sahada çalışan ekiplerimiz var. Onların neticesinde inşallah bir sonuca ulaşmış olacağız. Peki bu şu anda çalışmalarının yapıldığını bildiğimiz bir yerel yönetimler yasası var. Siz de iktidar partisine mensup bir belediye başkanı olarak sufleler geliyordur, kulis bilgileri alıyorsunuzdur. Bu anlamda yerel yönetimler yasası ile ilgili beklentiniz ya da sizin ilettiğinizde şu da olsa ne güzel olur dediğiniz bir şeyler var yani mı? Yani şöyle mutlaka Büyükşehir yasası ile ilgili biz bunu defalarca hani dile getirdiğimiz noktada ben kendi ilçe bazımda söylemem gerekirse kırsal yerleşke üzerinde kuruluyuz ve hizmet götürmekte zaten ilçe bazında zorlanan bir belediyeyiz. Kırsal yerleşkesi uzak noktada olanlar, yani Karadeniz'in bir tipi zaten Kiraz aşağı yukarı. En uzak köyü zannediyorum 44 kilometre 45 değil mi? Kilometre Umurlu Mahallesi. Evet. Tabii onun bir de mezrası var mesela. Franşa dediğimiz bir mezrası var. Oraya ulaşmak için önce Manisa'nın Sarıpınar'dan geçiyorsun, sonra Aydın'ın Avra'dan geçip ondan sonra o mezraya ulaşabiliyorsunuz düşünün ki. Çok uzak bölgelerde yerleşkelerimiz var. Ve buralara kadar giden hizmetler söz konusu. Bu vatandaşların hizmet almak için Kiraz'a gelmesi zaten ayrı bir sıkıntı söz konusu. Evet. Ve bununla ilgili hani çalışmalar ne yönde olur, nasıl olur, bununla ilgili biz bütün taleplerimizi iletmiştik. Ama her şeyden önemlisi kamu yararına, bunun altını defalarca çizerek söyledik. Kamu yararına yapılabilecek her türlü işlerde ilçe belediye meclisinin yetkili olması tarafındayız. Yani bunu biz ilettiğimiz noktalardan bir tanesi de buydu ki birazdan bahsederiz hastane noktasında yaşadığımız sıkıntı gibi. Evet. Yani kamu yararına yapılabilecek işlemlerde işte işin iş ve işlemlerini uzamaması,
İşte bu prosedür kısmı yazılır, evraktır, oradan orayadır, işte planlamasıdır. Kendi içerimizde kamu yararına yapılacak işleri çözebilirsek bu bizim için iyi olacak. Büyükşehrin zorlanması gayet normal. Su noktasında ya da hizmet götürme noktasında. Kirazın yerleşkesindeyken bizim hizmet getirmemiz zaten çok zor. Evet. Yani bu yasanın çok güzel yanları var. Evet, çok büyük yükler alınıyor, ortaklaşa çalışılıyor ve birçok yük üzerinizden alınıyor ama hizmete dönüştüğü anda yaşanan sıkıntıları dile getirdik. Bununla ilgili zaten bir takım çözüm noktaları, yerelde çözülebilecek noktalar gündemdeydi. Ama maalesef ki pandemiden dolayı bazı aksaklıklar yüzünden tekrardan... Yani köylünün kendi imece usulü, kendi yaptığı su kuyularından artık şehir şebeke tarifesinden su içiyor olması bence hoş değildi. Maalesef, bu yanlıştan dönüldü, maalesef. Güzel oldu. Aynen. Bu anlamda bu yanlıştan dönenlere de teşekkür ediyoruz. Ya da bununla ilgili çalışma yapanlara da teşekkür ediyoruz. Herkesin demek ki bir şeylere, sorunlara duyarsız kalınmıyor. Zaten başkanım, konumuzun dışında ama ben geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı arabada giderken bir vatandaşla görüştüğünü, vatandaşın da amatör futbol müsabakaları için sanıyorum bir talebi oldu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Ve Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söyledi. Ben konuyu bir araştırayım. Öyle miymiş, nasılmış, bu konuda gerekli çalışmayı yapayım. Şimdi ben buradan bir gazeteci olarak şunu anladım. Siz de bir yöneticisiniz. Yani siz bir kiraz halkına hizmet ediyorsunuz küçük ölçekte. Ama Sayın Cumhurbaşkanı tüm Türkiye'ye hitap eden bir çalışması var. Bu anlamda bilgilenme anlamında, yani tabandaki o yaşanan aksaklıkların kendisine birebir aktarılması anlamında sorunlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani Sayın Cumhurbaşkanı ben bu konuyu bir araştırayım, böyle miymiş demesi bize bu özellikle milletvekilleri tarafından alandaki sorunun doğru aktarılamadığı ya da tam manasıyla götürülemediği kafamda böyle bir şekil oluşturuyor yani. Yani bakış açısına bak. Tabii o sizin düşünceniz bir tarafa. Bir tarafı da Cumhurbaşkanımızın her şeyi hani aynı anda küçücük mümkün değil. Bir meseleyi bile hani ona aksetmek ne kadar hani doğrudur, o ayrı bir konu. Vekillerimiz mutlaka bundan haberdardır. Yani İzmir'de bütün partilerin, siyasi partilerin vekilleri var. Mutlaka bunu gündeme taşırlardı. Evet. Yani taşımışlardır da. Ama demek ki yeterli bir noktaya gelmemiş olabilir. Evet. Ya i̇şte da çalışma daha tamamlanmamış olabilir, daha sunulmamış olabilir. O yüzden ben çok hani böyle bakış açısı olarak çok sert olarak hani şu iletmemiştir ya da şu yapmamıştır. Şimdi yerel yönetimler yasasındaki bir değişiklik yapılıyorken, bu yönde bir çalışma yapılıyorken alanda olan sizlerin, özellikle bu görevi ifade eden sizlerin tespit ve değerlendirmeleri ya da çözüm önerileri çok değerli. Bunların kesinlikle oralara iletiliyor olması ve bunların değerlendiriliyor olması lazım. Peki başkanım, az önce Aziz Bey'den bahsettik biraz. Tunç Başkan'dan bahsettik. Şimdi siz bu anlamda Aziz Başkan'ın doğum gününü de kutlayan, sosyal medyadan bir fotoğrafını paylaşarak doğum gününü de kutlayan, zaman zaman onun babacan tavrıyla ilgili hani demeçler de veren bir başkanımızsınız. Ben şu soruyu sormak istiyorum, eğer mahsur yoksa. Aziz Bey'de olup da Tunç Bey'de olmayan şey nelerdir Saliha Başkan'ın gözünde? Yani şöyle, olup olmamaktan ziyade, şimdi geçen dönem seçildiğimde evet 29 ve 30 yaşlardasınız. Büyükşehir Belediye Başkanınız var. Önünüzde bir işleyişi var. Size hizmet eden bir belediye başkanı var. Ve birçok noktada işte her aradığımda mutlaka geri dönüş yapan ya da telefonumu açan, bir sıkıntıda yardımcı olmaya çalışan bir belediye başkanımız vardı. Ben bunu karşılaştırma anlamında burada hani söylemeyeceğim. O günkü paylaşım tamamen aslında şuydu özeti. Belediye başkanlıkları biliyorsunuz gelip geçici. Bizler de bu koltuklarda kalıcı değiliz. Yarına çıkacağımızın hiçbir garantisi yok. Şu an hizmet edebiliyorsak ya da arkamızda bir şey bırakabiliyorsak, hani iyi ki bunu başkan, bu başkan zamanında yapıldı dedirtebiliyorsak, bizim için önemli olan noktalar bunlar. Ve Kiraz'a hizmet etmiş bir başkan vardı. Gerçekten de babacan tavırlıydı. Dert dinler, muhtarlarımızla sohbet eder, gelip bizimle de en azından istişare eder. 5 sene emek verdi. Ve ben 5 sene bu başkanımızla çalışmıştım. Ve başkanlık bittikten sonra emin olun hani bazı şeyler unutuluyor. Yani biraz bu konularda nankör olduğunuzu düşünüyorum. Evet, ben şahsen hepimiz aynıyız. Ve hatırlanması gerektiğini düşündüm. Çünkü ne kadar da olsa hem İzmir'e hizmet bu bir etmiş, vefa örneğidir. Hem de Kiraz'a hizmet etmiş bir başkan söz konusuydu. O gün doğum günüydü. Ben kutlamak istedim. En azından
bir nebze de teşekkürümüz olsun. Bu aslında istedim. Kendinize de bir nevi öz saygı. Çünkü bunu paylaşan Saliha Başkan kendine de diyor ki, bak Saliha, bir gün sen de başkan olmayabilirsin. Bu gösterdiğin vefayı inşallah sana da başkaları gösterir şeklinde bir mesaj aynı zamanda. Yani kesinlikle bir beklenti içerisinde olduğum için de değildi. Evet. Yani çünkü netice itibariyle eğitimciyim ben, tekrar mesleğime geri döneceğim ya da dediğim gibi ömrümüz yetmeyecek. Belki hani bu da olmayacak. Ama bir şeyler bittikten sonra birilerinin unutulması ya da hani göz ardı edilmesi benim için, ya yani benim yapımda olan bir insan için gerçekten olmazdı. Ve ben bize hizmet etmiş. En azından Kiraz'a vaktini ayırmış. Gerçekten samimi olarak bize yaklaşmış bir başkanımızın tabii ki kutlarım doğum. Zaten ben başlangıç itibariyle sizin tavrınızdan şunu anladım. Yani Tunç Bey'le asla ve kata birlikte olmam, bir araya gelmemden ziyade mümkün olduğu ölçüde birlikte olmayı isteyen, yani en azından Kiraz'ın Kiraz'a olacak hizmetler için ya da Kiraz'la ilgili bir ortak akıl mücadelesi vermek için. Bu anlamda ben kesin ve kata görüşmem ruhunu görmedim. Yok, hayır. Şimdi peki burada şöyle bir şey mi var? Yani buradaki bir kırgınlık var ama şöyle seziyorum. Bunun da nedeni hastane projesi mi? Yani biraz önce söylemiş olduğunuz bu hastane yani projesiyle. Yani hastaneden ziyade aslında bunu defaatle hani şeyde de açıkladım. Ben ilk kırgınlığım aslında şuradandı. Mesela benim 56 muhtarım var. Ben hiçbirini ayrı ayrı çağırıp toplantı yapmam. Tunç Bey'in ilk başta bize yapmış olduğu 25 işte CHP belediyesini toplayıp 5 tane Cumhur İttifakı belediyesini ayrı toplaması benim gözümde. Ben bir kadın olarak bakıyorum bunu. Belediye başkanı olarak bakmıyorum. Ben orada bir ayrımcılığa düştüğümüzü hissettim ilk başta. Yani orada zaten hani niçin ayrıydık? Çünkü ben diğer CHP'li bütün belediye başkanlarımızla da yeri geldiğinde konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Hastalığımızda, sağlığımızda gene birbirimizi arıyoruz, soruyoruz. Yani oradaki ayrımın hani ne olduğunu halen daha anlamış değilim. Ve oradan bir evet bir şeyler vardı, kırgınlık vardı. Akabinde benim Dokuzlar mahalleme geldi ki çok da memnun oldum. Evet, en az oy aldığı yere geleceğim dedi ama orada seçilmiş bir belediye başkanı olarak ben vardım. Keşke beni arasaydı. Başkanım oraya beraber çıkalım demesini beklerdim. O gün de aranmadınız. O gün de aranmadı. Akabinde dediğiniz gibi hani bunların aslında hepsi bir nevi üst üste geldi. Kiraz'a geldi, bütün programlardan haberim olmadı. Daha sonrasında tepkiyle karşılaşıyorsun, niçin başkanı? Yani ben haber verildiği zaman niçin karşılamayayım? Ya da niçin böyle bir şey yapayım? Dün ben belediyeme davet edecektim evveli gün ama işte meşgule atıldı vesaire. Bir şekilde hani ulaşamadık. Yani bunların hepsi aslında bir nevi üst üste geldi. Yoksa ne benim Tunç Bey'le şahsi olarak bir problemim var, ne de Kiraz adına alınabilecek hiçbir kararda asla ve kata, bunu kesinlikle söylüyorum. Çünkü biz 15 tane meclis üyesiyle beraber çalışıyoruz Kiraz'la. Evet, ve Kiraz menfaatine yapılacak bir işse, ben buradan tekrardan hepsine teşekkür etmek istiyorum. Her bir parti grubuna asla red oyu kullanılmadı. Çok güzel bir şey bu. Çünkü bu Kiraz yararına alınan bütün kararlarda herkesin bizde oy birliği vardır. Ve hiçbir zamanda hani bunun niye böyle olduğu, niye bu, tartışa da biliyoruz, konuşa da biliyoruz, önerilere de açığız. Yani bunu siyasi olarak algılamış olsaydık ne bundan önceki dönemde ben bu olurdum ne de şu an meclisi yönetirken bu şekilde olurduk. Peki bu söz konusu yürütmenin durdurulması davası var. Yürütmenin durdurulması kararı var hastane projesiyle ilgili. Bu dava ne aşamada başkanım? Yani şimdi buradaki en büyük zoruma giden etkenlerden bir tanesi, benim dünyadaki en kıymetli varlıklarımdan bir tanesi babamdı. Ben bunu defaatle her fırsatta söyledim, evet, her yerde söylüyorum. Kiraz için belli bir değerdi. Kiraz'ın bir tarafa koydum. Ya benim gözümde en büyük kahramanlardan bir tanesiydi ve ben babamı acı içerisinde eğer kaybettiysem bugün, gene bu hastanenin yetersizliği sebebiyle. Ömür bitti, ben kadere inanan bir insanım. Evet. Yani ona yapacak hiçbir şey yoktu ama yani o an bir kalp doktoru bulamadık, müdahale edemedik. Yani oradan İzmir'e gelinceye kadar vakit geçti, nefes yetmezliğine düştü. Acı çekerek kaybettim ben babamı. Ve benim gibi birçok evladın, kız evladın da ya da erkek evladın, her kimse annesini babasını ya da bir annenin bir evladını bu şekilde kaybetmesine ben artık daha fazla dayanamayacağım. Evet. Çünkü insanlar, evet, ölüm hepimiz için var.
Ama acı çekerek öldüğünüz zaman, şimdi o imkansızlık olduğu zaman... Sizin az önce söylediğiniz gibi bir ömür, belli bir ömür biçilmiş bize ama ya bu Kur'an'da da yer alır. Eceli kaza denen bir şey de var. Yani siz bu size bahşedilen ömrü öne de alabiliyorsunuz bir takım nedenlerle. Bu nedendir. İşte dediğiniz gibi hastane sebebi olabilir. Aşırı sürat yapmak, aşırı alkol almak, değişik şeyler olabilir. İnsan ömrünü kendisi de kısaltabiliyor. Yani bu şekilde de bakış açınız doğru diye tabii düşünüyorum. Tabii ki yani benim burada hastane yapmamdaki amacın hiçbir bana getirisi ya da siyasi anlamda bana hiçbir katkısı yok şu an. Yani hastane demek kamu yararına yapılacak olan bir şeydir ve bütün vatandaşın yararınadır. İtirazları anlarım, tepkileri de anlarım. Niçin işte orasıydı, uzaktı vesaireydi. Bunların hepsini tolere edebiliriz. Ama şunu anlamam. İşte burada bir rant vardı. Onu da araştırdım başkanım ama Sayın Tursoyer değil de sanki Sayın İl Başkanı bu kelimeyi kullanmış. Ya kesinlikle şöyle söylüyorum. Hani buradaki rant derken vekillerimizden de onu söyleyen oldu. Hı. Ben çünkü takip ettiğim için söylüyorum. Ticari alan derken ben kendi şahıs yerime mi ticari alan yapmışım? Ya da siz işte kiraza yakınsınız, sizin yeriniz mi var? Evet. Meclis üyesinin yeri mi var? Belediyenin tamam, alanı. Belediyenin alanı 289 bin metrekare alan. Ve biz sadece 50 bin metrekare alanda bu çalışmayı yapmışız. O alan içerisinde. Sadece 50 bininde. Çok güzel bir örnek aklıma geldi. Siz de biliyorsanız bilmenizi isterim. Tire Devlet Hastanesi'nin önünde Tire Belediye Başkanı o dönem Tayfur Çiçek hiç yapı olmayacak bir alana sanıyorum ya 10 ya da 20 tane eczanelik bir alan yaptırdı. Devasal ücretlerle belediyeye müthiş bir katkı sağladı bu anlamda. Yani siz de böyle düşünmüşsünüz sanıyorum. Kesinlikle ama. Böyle düşündüm. Sadece o da değildi. Taksi durağını yapalım. Belki yapabilirsek bir konuk evi yapalım. Çünkü bizim köyler uzak noktalar. Hastanede kalamayanlar olur. Yakınlarını misafir edebileceğimiz bir misafirhanesi olsun. Onun yanı sıra işte bir çay ocağı olsun, kafeteryası olsun. Yani eczaneleri olsun. Tamamen hastaneye hitap eden bir ticari alan aslında oluşturduk. Ben buradaki samimiyetten ya da bu duygudan hiç şüphem yok. Hı hı. Benim merak ettiğim şu. Yani bu buradaki bu hazırlanan ve sunulan projenin hukukçular ne diyor? Yani hukuki anlamda mı acaba bir eksiklik var? Şöyle çünkü söyleyeyim. Hadi az önce söylediğiniz rant ya da işte bir gelir elde etme falan. Ben bu konularda sizinle fikrim. Çünkü kazanacaksa, bir şeyler kazanacaksa belediyeye bir gelir sağlanacaktır orada ama hukuki açıdan ya da mimari açıdan yanlışları, eksileri olan bir şöyle şey mi söyleyeyim. Ki? Olayın başından itibaren zaten aslında süre gelen bir şey oldu. Çünkü 3 defa Büyükşehir'in bir itirazı söz konusu oldu askıdayken. Bu alanın programını, planlamasını tamamen bakanlığımız yaptı, TOKİ yaptı. Yani bizim belediyenin hiçbir dahli yoktu. Biz tamamen 50 bin metrekare alanı TOKİ'ye devrettik. Bakanlık TOKİ o alanda bir çalışma yaptı. Ve bizim istediğimiz, oradan talep ettiğimiz işte TOKİ alanıdır, hastane alanıdır, üniversite alanıdır, eğitim alanıdır vesaire, bunları da kapsayabilecek bir yerleşke düşündük. Yeni bir imar alanıydı. Daha sonrasında ilk itirazlardan bir tanesi işte üniversite alanı, biz daha sonra çalışma yaparken bakanlığa bilgi verdik. Çünkü ben yeni yaptığım belediye binasını fakülteye verdim. Fakülteye verince oradaki eğitim kampüs alanını çıkarttık. Onun yanı sıra işte spor sahası konulu, işte TOKİ alanı biraz daha genişletildi, ticari alanı da ilave edildi. Bu şekilde bir çalışma yapıldı. İlk itirazlar bundandı. Biz gerekçe yazdık. Tekrar askıya çıkıldı bakanlık. Tekrar çıkıldı. Akabinde işte karayoluna olan mesafesinden dolayı bir itiraz oldu. Karayolları bunu düzeltebileceğini söyledi. Tekrar itiraz oldu. Askıya çıkıldı. Tekrardan yazıldı yazışmaları. Üçüncü alanda İssu'ya yer istendi bizden. Hı. Orada da belediyeye ait bir alan olsun diye İSSU'ya da yer verdik. Üçüncü askıdan sonra itiraz olmadı. Her şey bitti. Tamamen bitti. Artık hastanenin şeyleri de bitti. İhalesi yapılıyor. Her şey tamamlandı. Mahkemeye gidildi. Aynı gerekçelerle yürütmeye, durdurmaya gidildi. Yani şimdi zaten bunların hepsinin açıklaması tek tek yapılmış. Ama işte, 2 yılı geçti, bir zaman oldu yani. Bu konuda mahkemede bir yol alınmadı mı? Yani pandemiden dolayı aslında bir takım aksaklıklar olduğunu düşünüyorum. Ben birebir de çünkü hani bu konuda tabii ki takip ediyoruz ama pandemiden dolayı mahkemeler aldığınız bir mutlaka bilgi. Mutlaka onlar da takip ediyor ama bakanlık takip ediyor zaten projeyi. Hmm. Çünkü onların asıl şey o. İştirakçı olarak biz yer sahibi olarak katılıyoruz davalara. Müdahil oluyoruz. Fakat buradaki her ne olursa olsun, karayolu mesafesi olsun, TOKİ, hiçbir şeye onay da vermesinler.
Ama lütfen artık hastane noktasında ben hani gerçekten çok çaresizim. Öyle güzel pırıl pırıl sağlık ekibimiz var ki, Kiraz Devlet Hastanemiz var ki, kim ne derse desin. Yani gittiğimde bile hani çok rahat bir şekilde hastaneye girdiğimizde hani biliyoruz ki emin ellerdeyiz. Evet, ve bu kadar alıyorsunuz. Evet, yani bu kadar iyi çalışan onlara bir ekip. Onlara da bir sıcaklık hissettirelim istiyorsunuz. Aynen, İnşallah. Daha rahat çalışabilecekleri. Yani biliyorsunuz yapıyı, 45 kilometre öteden evet. Kolu kırılıyor, bacağı kırılıyor, geliyor. Kiraz'a kadar gelecek parayı zaten cebinde belki günlük yevmiyesiyle karşılıyor. Biz bu adama diyoruz ki bacağın kırılmış, İzmir'e ya da Tire'ye gideceksin. Cebinde zaten 5 kuruş yok. Evet. Neyle gönderelim? Peki bu konuda bürokrat, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla bir özel bir görüşmeniz oldu mu? Yani... Ya bununla ilgili geçen haftalar Büyükşehir Meclisi'nde zaten Büyükşehir Meclis üyemiz bu konuda tekrardan dile getirildi. Herhangi bir yanıt da almadık, cevap da almadık henüz ama tekrardan ben bakanlığa bununla ilgili müracaatlarımız oldu. Tekrar mahkemeye şimdi gerekçelerimizi sunduk. Biz tekrardan bir planlama çizeceğiz. Nasıl istiyorlarsa artık, ne istiyorlarsa. Çünkü önemli olan orada. Yani TOKİ i̇şte de bizim için diyorum. Önemli. Yani bir yani, uzlaşı, siz de bazı şeylerden feragat edebilirsiniz. Yani ortak noktada buluşmak şöyle, anlamında. Şöyle feragat derken kiraz yararına eğer. Evet, o anlamda söylüyorum zaten. Kirazın yararına şunu işte bu yarar sağlayacak, bunu çıkarın derlerse çıkarmam. Çünkü kiraz benim için her şeyden tabii, önemli. Tabii tabii. Yani, ama onun haricinde ekstradan işte orada bir TOKİ alanı var ama TOKİ'nin şu an hani en büyük itiraz sebebi TOKİ olsun. Evet. TOKİ'nin kiraza ne gibi bir zararı olabilir? Evet. Şimdi soruyorum. Dar gelirli bir sürü ailemiz varken ki kırsalda geçim şartlarını sizler biliyorsunuz. Evet. Herkes işte yeni yapılan lüks dairelerden alamayabilir. Dar gelirli aileleri de düşünmek zorundayız. Yani bu benim dönemde olmasaydı ya da başka bir dönemde olsaydı gene mi reddedilecekti? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ben siyaseten bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir şey yapmadım. Valla ben de yılan hikayesine dönmesini istiyorum. Çünkü yılan hikayesine dönen bölgemizde çok hikaye oldu geçmişlerde. Bu da dönmesin. İnşallah öncelikle adalet ayağında. Kesinlikle. Bu konuyla ilgili ben güveniyorum adalete. Doğru kararın kesinlikle verilmesi. Çünkü hani derler, bir tabir vardır. Ne şiş yansın ne kebap. Adaletin kestiği parmak acımaz. Kesinlikle. Bu anlamda biz kararın bir an önce verilmesi anlamında en azından. Kesinlikle. Çünkü zannediyorum 2019 Mart ayında bu itiraz yapıldı. Hı hı. Ve 2 yılı aşkın bir süre geçti. Henüz bu dava belki ile ilgili. Belki bitmiş olacaktı. Yani şu an yeni hastanemize hizmet veriyor olacak. Ki idare mahkemeleri sonuçta yazılı yargılama usulünde daha ağırlıklı giden bir dava. Yani pandeminin bununla ilgili bir uzatıcı bir sebep olması gerektiğini düşünmüyorum. Bir an önce i̇nşallah de inşallah bu konuda i̇nşallah karar alınır. İnşallah. Peki başkanım, biraz tarıma girecek olursak. Hı hı. Kirazın bilindik ürünleri dışında alternatif tarım ürünleriyle ilgili ya da paketlemeye dayalı bir şeyler düşünüyor musunuz? Sizin de projeleriniz var mı bu anlamda? Evet, katma değer kazandıracak çalışmalarınız? Şimdi geçen ay itibariyle, yani geçen ay derken Ocak ayının bittiği olarak artık adlandırmaya başladık. Evet. Zaman çabuk geçiyor. Yeni yıl itibariyle geçen sene bitirmiş olduğum soğuk hava deposunu zaten faaliyete geçirdik. Bu arada bölgenin en büyük soğuk hava deposu da evet, sizde. Sizi tebrik ediyorum. Çok ki ilçe belediyesi olarak bunu gerçekleştirmişsiniz. Gerçekten hani o bölgede, İdeli bölgesi zaten bizim için birçok bölgenin aslında toplanma noktası, işte ürünlerin satıldığı, pazarlandığı, işte tüccarların gelip oradan alım yapabildiği bir noktada. İnşallah bugün bir görüşmem daha olacak. O alana bir kapalı pazar yeri daha inşa edeceğiz. Merkez haricinde İdeli mahallemize de bir pazar yerimiz olacak. Bununla çalışmalarına devam ediyor arkadaşlarımız. Şimdi çalışmalarını da yapıyorlar. İnşallah ürünleri artık önümüzdeki sene bizler de bir taraftan hem üreticiye katkı anlamında toparlayıp hem de kirazın bir adı olup paketleme işine inşallah girmeyi planlıyoruz. Şimdi bir de başkanım, ben dünkü basın toplantısına katıldım. Hı. Sayın Tunç Soyer'in. Orada gerçekten bölgemizi ilgilendiren çok önemli bir konu vardı. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Devlet Su İşleri'nin 2019 yılı rakamlarına göre biz elimizdeki mevcut suların %77'sini tarımsal sulamada kullandığımızı maalesef ve bunun da gelecek adına endişe verici olduğunu, bununla ilgili olarak ürün üretim planlamasında, hı hı,
ürünle ilgili bu planlamalarda daha az suya ihtiyaç duyan ürünlerin tercih edilmesi konusunda bir önerileri oldu kendilerinin. Yani özellikle hayvancılığın bolca yaşandığı ilçenizde de hani bu ürünlerle ilgili de ilçe belediye başkanı olarak Öncü Önder ismi olarak Kiraz'ın sizin de o hayvancılık yapan vatandaşlarımıza örneğin işte silajcıkları olmaz da başka bir ürün vardır. Daha az suyla, yağmurlama suyla elde ediliyordur. Hı hı. Bu konuda da geleceğimiz adına en azından kuraklığın önüne geçebilmek adına biliyorsunuz barajlardaki doluluk seviyemiz azaldı. Hı hı. Bu anlamda bizi tehlike bekliyor. Çalışmalarınız yani ilçe belediyesi olarak Arge çalışmalarınızı bu yönde de iletirseniz ben ve çocuklarım adına, doğanın geleceği adına size minnettar şimdi olurum. En şanslı aslında ilçelerden bir tanesiyiz evet. Bu anlamda. Aslında Küçük Menderes Havzası olarak şu an çok şanslıyız. Henüz farkında değiliz. Çünkü Kiraz'da çok güzel bir veteriner fakültemiz var. Evet. Ve çok kıymetli hocalarımız var. Profesörlerimiz var. İşte hocamı da çok çağırdım ama onu da getiremedim. Bakalım o torpili nereden bulacağız? Onu da benden bulun inşallah deyip böyle. İnşallah. Yani şimdi gerçekten yoğun çalışıyorlar. Hocamız çok evet, kıymetli. Çok iyi birisi. Yani 9 Eylül rektörümüzden dekanımıza kadar gerçekten hani bu anlamda biz çok şanslı olduğumuzu hissediyoruz. Ben ilk fakülteye zaten hani açılırken de amacımız buydu. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yani bizim ekstra başka bir çok farklı gelir getirebilecek hani evet. Maalesef ki yok. Bunu biliyoruz. Yani doğa yapısıyla aslında alakalı. Ve hocamın bu anlamda bir çalışması var. En kısa sürede vatandaşlarımızla da bunu paylaşmaya mutlaka çok başlayacaktır. Biz istişare halindeyiz. Kaymakam Bey'le de zaten bu konuda dekan hocamla bir arada oturduğumuzda biliyoruz ki sılacık mısırın suyu ne kadar tükettiğini, evet. Yeraltı kaynaklarından da ne kadar su çekebildiğini. 250 litre zannederim yanılmıyorsam dün dinlediğimde aklımda kalan bir sılacık darının 250 litre su tükettiğini duymuştum. Aşağı yukarı evet o civara yakın. Göletlerimizi biliyorsunuz dolduramıyoruz. Kar yağışı çok azalıyoruz. Eskiden yani 7 yıldır süregelenden bahsediyorum. İzmir'e kar boşalttığınızı yani. Biliyoruz değil mi? Saat Kulesi'ni. Aynen. Çocukluk dönemimizde bile 3 ay Sarusu Ozan Köyü'nün kar altında kaldığını bilirim. Yanlış mı hatırlıyorum başkanım? Kiraz'dan sanki karı alıp İzmir'e getirmiştiniz evet, siz. Saat Kulesi'ne. Değil mi? Evet, evet. Doğru hatırlıyorum. Yani bayağı olmuş çünkü. Ama şimdi artık bırakın getirecek karı. Hani yanınca yerde yok. Tutacak. Kendimize karı yok. Bulamıyoruz. Yani. Bunun yeraltı sularına katkısı çok olmayacak. Artık hani iklim değişikliğidir vesairedir. Bunun aslında sebebi de biziz. Maalesef doğayı işte kirletmemiz, yanlış kullanmamız. Hoyrat da var. Maalesef ki böyle. Evet. Kırsalda yaşıyoruz. Suya ihtiyacımız var. Yani hayvanımızı doyurmak zorundayız. Karnını da su olarak da doyurmak zorundayız. Ekittiğimiz yemine kadar suyuyla aslında işlem yapmamız lazım. Biz bu sebepten ötürü geçen dönem devraldığımız göletlerin kullanımını damlama sistemine çevirdik. Damlama sistemi olmayanlar için de bu sene artık şöyle bir çözüm yolu getirdik. Saat koyacağız. Hani herkes saatin suyunu çünkü artık biz su o kadar değerli olacak ki. Tasarruflu kullanmak. Maalesef. Olarak. Yani bütün herkesin bu bilince ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Damlama olmadan biz bu işlerin üstesinden gelemeyiz. Sılajcık ekimde de henüz daha net bir karara varamadık ama bunun çünkü artısını eksisini koymak lazım. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan sayı çok fazla. Sılacık mısır tüketimi çok fazla. Ekstra bir ürün ortaya çıkıncaya kadar eğer sılacık mısırı da kısıtlarsak üretici bunu çok zor alır. Biliyorsunuz fiyatlar birden etki evet. Tepki olayına girecek. O yüzden bir taraftan susuz suya ihtiyaç olmayan bitkiye yönelirken bir taraftan da ekimi aslında azaltarak bir tedbir almayı düşünüyoruz inşallah. Peki veterinerlik fakültesi demişken programla ilgili hazırlığımda açılıştaki konuşmanızı dinledim. Çok hoştu. Ben de bir kız babası olarak yani çok duygulandım. Hatta zaman zaman evdekiler elimde sosyal medyaya bakarken hıçkırığı boğuldum mu yine ne oluyor falan derler. Çünkü çok duygusal bir an hakikaten. Çünkü babalar kızlarının gizli kahramanlarıdır. Aynen. Az önce siz de onu söylediniz. Hani keşke görseydi keşke. O günleri. Keşke, keşke benim o an yerim yaşasaydı. Evet. Çünkü onun konuşmasıyla birlikte vermişsiniz onu. Çok hoşuma gitti. Onun bir hayali var. 10 yıl önce, 10 yıl sonra kızı o hayali gerçekleştiriyor. Peki yine fakülteden devam edelim madem orada konuştuk. Yurtla ilgili geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaptınız. Öğrenci yurduyla ilgili ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında yetiştirdiğiniz
geliştirileceğini söylediniz, evet. Ama ben şurasını merak ediyorum. Zannederim az önce konuştuğumuz hastane projesinin içinde bir yurt... Yok, değil. Ha, yoktu. Ha, bu ayrı. Bunu tamamen ayrı bir... Çünkü orası uzayacağı için aslında orada da bir eğitim alanımız var. İlk orası planlanmıştı ama... Ben onun içinde yurt da var biliyordum. Vardı. Yurt yok. Tekrardan yapılabilir. Eğitim alanımız var. Oraya yurtta yapabiliriz. Eğitimle ilgili başka şeyler de yapabiliriz. Ama benim oradaki şeyim, hani bu süreç uzayacağı için, çünkü önümüzdeki sene öğrenciler artık 3. sınıf, evet, öğrencileri gelecek, evet, bir de baktığınız zaman. Evet. Bir an önce bir adım atmamız gerekiyordu. Bununla ilgili de güzel bir çalışma yaptık. Bizim şantiye alanımız var şu an mevcutta merkezde. Artık şantiyede, hayvan pazarında, buradan müjdemiz olsun, ilk defa açıklıyorum. Aslında kimsenin haberi yoktu. Evet. Sadece ilçe tarım ve ziraat odası ile yürüttüğümüz bir projeydi. Yaklaşık 1-2 haftadır üzerinde çalışıyorduk. Bugün dedim işte görüşmeden sonra inşallah onun da startını vereceğiz. Hayvan pazarımızı ve şantiyemizi otelin alt kısmı olan bölgemize taşıyoruz, inşa ediyoruz. Projeler, her şey hazırlandı. Evet. İnşallah kirazımıza şimdiden hayırlısı olsun. Yani hayvan pazarı ve belediye şantiyenizi yeni bir yere taşıyorsunuz. Bunu da burada, aynen, ilk defa söylüyorsunuz. Burada söylüyorum. Evet, o alanımıza da inşallah öğrenci yurdumuzu yapıyoruz. Oraya da öğrenci yurdunu yapıyorsun. Ha, güzel, evet, bir gelişme. Şehrin merkezinde olacak çünkü. Okuldan çok uzak olmasın dedik öğrencilerle arası. Şehrin içinde de hayvan pazarı ya da şantiye artık hani görsel anlamda da hoş değil. Orası eski vaziyette, uzun zamandır düşünüyorduk ama Büyükşehir'le orayla da işte orada mı bizde mi arasında bir paylaştırma komisyonunda şeyler vardı. Onu da halletmiş olduk. Geçen ayki meclisimize, yani Ocak ayının ilk ayındaki meclisimizde orayı şey olarak kurduk. Meclis gündemimize aldık. Oranın plan tadilatına girdik. İnşallah bu ayki meclisten sonra tadilat da onaylanır. İnşallah. Bütçemiz de hazır. Şeyde, Gençlik Spor Bakanlığımızda Cumhurbaşkanımızın talimatıydı. İnşallah 250-300 kişilik bir öğrenci yurdumuza kavuşmuş olacağız önümüzdeki seneye kadar. Ne kadar güzel. Aslında başkanım, bölgenin tarım ve hayvancılıkla iştigal ettiği göz önüne alınırsa, veterinerlik fakültesinin aynı zamanda bir hayvan hastanesi gibi büyütülerek gelir açısından da, hem gelir açısından hem de bölgeye hizmet açısından farklı bir konsept olur diye düşünüyorum. İnşallah şimdi şöyle, onu da hocalarımızla zaten görüştük. Hem hastane projemiz, geçen hafta rektör hocamızla da görüştük. Hem de bir hayvan barınağımız söz konusu. Hayvan barınağımızda sağ olsun Tarım Bakanımızın desteğiyle, evet, belli bir kısmını hibe alarak onun da planlamasını başlattık. Projeleri çiziliyor hayvan barınağımız için. Hayvan hastanemiz için de projeler bitti, çalışmalar bitti. Kiraz'a da bir hayvan hastanesi kazandırıyoruz ki İzmir'de tek hastanemiz olacak. Bu da bizim için güzel bir örnek olacak, örnek teşkil edecek. Hayvan hastanesi deyince aslında kimse hani şu an sadece işte hayvanın gidip özellikle pet üzerinde bakım, evet, olarak düşünülüyor ama bir laboratuvarı olacak. Yani şu ara özellikle vatandaşlardan sıkça aldığım şeylerden bir tanesi işte buzağı ölümlerinin arttığı. İşte başkanım ishal oldular, çok kaybediyoruz, ne yapacağız bilmiyoruz. Artık bu hayvan hastanemiz ve laboratuvarımız kurulduktan sonra tahlilini yapabileceğiz, niçin öldüğünü bileceğiz, operasyonunu yapabileceğiz. Bu da kiraz açısından, bizler açısından çok iyi olacak inşallah. Evet, başkanım son 4 dakikamız. Bayağı çabuk geçti vallahi, ben nasıl geçti anlamadım. Ben de anlamadım. Bunu saymayız tabii. İnşallah kiraza bekleriz. O zaman şöyle son sorumuz da güzel olsun. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsunuz. Görüyoruz sizi. Özellikle pandemi döneminde görüntülü konuşmalarla biz çemberli teyzelerimizi gördük, dedelerimizi gördük. Evet. Harika bir şey. Yani tüm doğallığıyla Kiraz İlçe Belediye Başkanı oradan, köyden, bir herhangi bir köyden birisiyle ve oradaki asıl önemli olan o yüzlerdeki gülümseme. Hı hı. Yani bir başkanın vatandaşa dokunmasının ne kadar önemli olduğunu ben çok iyi biliyorum. İnanılmaz mutluluk vericidir. Çünkü o şehrin eminidir, o şehrin önde gelen ismidir ve onlara şöyle bir dokunması dahi onları mutlu etmeye yeter ve sizi bunun da ötesine giderek onların evlerine konuk oluyorsunuz. Zaman zaman örgü örerken, zaman zaman kestane közlerken görüyoruz. Çok hoş anlar bunlar. Bu açıdan da
Fakat merak ettiğim bir şey var ama sürekli bir pazar yeri paylaşımı oluyor. Bu pazar yeri paylaşımına verilmek istenen mesajı anlamadım. Yani pazarcılar mı dikkatsiz davranıyor yoksa burada ne mesaj verilmek istiyor bunu anlamak istiyorum. Yani şöyle şunu açıklayayım, zaman da kısıtlı. Geçen haftalarda pardon. Bu pazar yeriyle ilgili zaten bir açıklama yaptınız. Yine kapalı bir pazar yeriyle ilgili bir projeniz var. Şimdi oranın taşınmasının amacı, herkes fakülteye bahane buldu, şuna buldu, buna buldu. Ama 2019 yılında artık yönetmelik gereği pazar yerleri müşterinin mal ve can güvenliğini sağlayabilecek nitelikte olmasıydı. Evet. Bizim çok uzun zamandır düşüncemizdi. 3 siyasi partinin seçim vaadinde bakın 3'ünde de pazar yeri projesi vardı. Yani bunu ben yapmasam bir başkası mutlaka yapacaktı. Çünkü verilen söz ya da vaattir. Ama pandemi bunu biraz bizim öne çekmemize sebebiyet verdi. Biliyorsunuz ki kirazın pazar yeri iç içe. Evet. Sık, dar caddelerde. Biri kalp krizi geçirse, yangın olsa, Allah muhafaza ne ambulansın ne de itfaiyenin girebileceği konuda değildi. Hastalık da söz konusu olunca ki mesafeyi korumak evet. zorundayız. İşte niçin oraya taşındı, niçin böyle oldu? Hemen demir aksamlar da tehlike yarattığı için açık bir alana taşımıştık. Yaz ayıydı, problem yoktu. Evet. Hemen ihalesine çıktık. İhalesi bitti. Pazartesi günü inşallah bu pazartesi günü başlıyor. Artık başlıyor. Ne zaman biter başkanım? Yaklaşık 2,5-3 ay içerisinde tamamı tamamlanmış olacak ama peyderpey yapacağız. Çünkü çarşamba günlerine denk getirmemeye özen göstereceğiz çalışmayı. Yani 3 ay sonunda tamamı bitmiş olacak. Yani. Tamamı. Etap 5000 metrekare alanın tamamını evet. kapatmış olacağız. Evet. Yani o alanda aslında taşımamızın amacı hem mesafeyi korumak. Yani mesafeyi sağlayabilmek hem aralarda hem insan geçişlerinin, vatandaş geçişinin hem de araç geçişlerinin kenardan sağlayabilecek şekilde hem de güvenlik kameralarıyla güvenliğini sağlayabilecek açıdan bir tertibat sağlanıyor. Aynen, aynen. Şimdi öyle bir eleştiriyle geliyorlar ki niçin bu yağmurlu havada taşımıyoruz? Evet, bana da öyle bir soru geldi. Yani şimdi pandemide o zaman taşıyalım, gene iç içe olalım, hastalığı yayalım, pazarı komple kapatalım. Yani bu noktaya gelsin istemiyoruz. Esnaf zaten kanı alıyor. Evet. Yani iç içe pazar yeri kurulduğu zaman ben halkın sağlığını ikinci plana almışım. Bana gelen sözlerden bir tanesi orada üniversite alanı olduğu için sesten ötürü taşındığını... Şu an öğrenci yok. Şu an öğrenci yok orada devam edebilir mi gibi bir soru gelmişti ama... Yok, bunu ama. Ben siyasi olarak algılıyorum bu gelen tepkileri. Çünkü bilenler biliyor. Eğer ben önce halkın sağlığını düşünmezsem... Evet. Kimse kusura bakmasın, benim orada oturmamın hiçbir anlamı yok. Anladım. Siz halk sağlığı ve güvenliği açısından... Kesinlikle. Öncelikle sağlık. O mesafeyi korumak zorundayım. Vatandaşın iç içe olmamasını sağlamak zorundayım. Çünkü çarşı içerisine tekrar kaydırırsam gene iç içe olacak. Sayın Cumhurbaşkanı aklıma geldi. Hani bu tarz olaylarda siz az önce 3 ay dediniz ya. Saliha Başkan şunu 2 ay yapalım diyor ya her seferinde. Yani. Aynı şeyi ben de müteahhite söyledim. Aynen. Bunu 2 ay yapalım ortada anlaşalım. Aynen. Bu kesin pazarcı esnafımız da mağdur olmasın. Müteahhite de o anlamda zaten biz ciddi manada bir şey yaptık. Güzel bir siyasi orada mesela bir tepki geldi. Niçin işte... İhale bedelini şeyini paylaşmıyorsunuz. Ekapta her şeyimiz açık şeffaf çok şükür. Asarız da. Memnuniyetle asarım. Siyasi olarak bana bununla gelsinler. Evet. Ama hani böyle işte yok oradan ondan mı kaldırdın ki üniversitede bizim için çok büyük bir değer. Evet. Öyle bile olmuş olsaydı ki hani öğrenci olsaydı onu düşünürdüm. Ama şu an öğrenci yok. Evet. Ama halkın sağlığını düşünmek zorundayım. Bunu riske atamam. Çünkü bir tanesinin canı yandığı zaman emin olun ben evde uyuyamıyorum. Böyle herkes gibi rahat bir insan değilim. Her şeyden önce anneyim, kadınım ve ben bunları düşünmek zorundayım. Pazar yerimizi inşallah yapacağız. Üzerine de güneş enerjisini yapacağız. Elektriğimize kadar üreteceğiz. Kiraz daha da iyileyecek, büyüyecek. Evet. Kanal Kiraz'ın da inşallah ikinci etabına başlıyoruz. Yerimizi düzelttik. Güzel bir şekilde dördüncü etaba kadar dönemimiz boyunca Kanal Kiraz'ı da bitireceğiz. Saliha Başkan nişanlandı, evlenip gidecek, gitmesin. Aman damadı Kiraz'a getirsin derler. Ben de söyleyeyim üzerimden gitsin. Şöyle, geçen hafta yaşlı bir teyzemiz Cevizli Köyü'nden ağlaya ağlaya geldi. Seni götürüyormuş yavrum dedi. Nerede bu damat dedi. Görüntülü aradık. Ondan da söz aldı. Dedi ki ben gitmiyorum, yani ben götürmüyorum dedi. Merak etmeyin ben geliyorum dedi. Zaten hani siyasi olarak çok evliliklerde işte sürekli bir arada olamıyorsunuz. Onun evet. işi orada benimki burada ama o gelecek.
daha fazla inşallah. Buradan çünkü da açıklıyoruz. Salih Başkan gitmiyor. Çünkü kiraz benim için çok kıymetli. Babamın emaneti her şeyden öte. Allah rahmet kendi eylesin. Memleketim. Onu da almış olduk. Allah her babaya da sizin gibi babalarının hayallerini gerçekleştiren kızlar nasip etsin. Amin. Çok yani, teşekkür ederiz. Kız evladınıza iyi bakın. Evet. Çünkü kız evlatları babası gittikten sonra anca büyüyorlar. Canım benim o. O yüzden evet. Ne kadar çocuk kaldı o kadar iyidir. Evet. Öyle söyleyeyim. Ben de böyle bir babanın evladı olduğum için Rabbime binlerce kere şükrediyorum her gün. Çok teşekkür ederim ben başkanım. Teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize, ayağınıza çok sağlık. İnşallah başka bir programda. Bu sefer artık torpile gerek yok diye düşünüyorum. İnşallah. Başka bir programda tekrar İnşallah. Görüşmek çok üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nın bu haftaki konuğu kirazımızın değerli başkanı Sayın Saliha Özçınar oldu. Kendisine samimi açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni bir haftada yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyorum.